Sen. Derviş çocuk. Evet. Aynısı kaynımda. Görürsün dedim. Birazcık. Evet. Köy kahvaltısı gibi bu. Köy kahvaltısı. Evet, serpme kahvaltı. Serpme, organik köy kahvaltısı. Evet. Yeşillik şov. Köylülerden alınmış zebze ürünleriyle. Zebze. Evet. Evet. Tam buğday lavaş. Lavaş. Böyle bir kahvaltı. Alıştı artık Lara buraya. Laruşka. Laruş. Hoş. Selam. Yürüyüşe çıktım. Aslında yürüyüş değil, koşacağım. Yürüyüşle başlayıp böyle vücudumu ısıttıktan sonra koşmaya, koşuşa geçeceğim. Hava görmüş olduğun gibi muhteşem. Birazcık rüzgarlı ama serin değil, böyle ılık ılık esiyor. Tam böyle bir bahar havası. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Üçüncü ayımı doldurdum bildiğin gibi. Üçüncü ay hiç kilo veremedik. Bu ay geçen ayki kilomu korumuş gibi geçti. İstanbul'dayken anlattım sana zaten. Kilo vermek kolay bir şey değil. Yani insanın hayatında olur, 3 kilo fazlan olur, 5 kilo fazlan olur. Verirsin veremezsin. Duraksar duraksamaz, orası ayrı. Üçüncü ayda elimden geleni yaptım mı? Hayır, yapmadım. Hiç yalan söylemeye gerek yok. Yedim yani. Bunu da hep söyledim. Düzensiz gidiyor, bozuldu gibi. Oldu bu. 2 hafta önce tartıldığımda da aynı kilodaydım, veremedim demiştim sana. Onun bile hiçbir etkisi olmadı yani. Hani ulan aynı kilodasın, devam et bak, 3. ayını dolduruyorsun. En azından 1-2 kilo da olsa ver, hani hiç vermemiş olma dedim kendime. Ama hayata geçirebildim mi? Hayır. Çok kolay gibi görünebilir. Böyle 3-5 kilo fazlan varsa, hadi max 10 kilo fazlan varsa bir şekilde verilir. Çok zor değil ama böyle 30 kilolar vermek, 20 kilolar vermek kolay bir şey değil ki. Hele de çocukluktan beri varsa böyle bir fazla kilo, hep verilmeye çalışılıyorsa oluyor böyle dönemler. Buraya gelmiş olmamın amacı zaten bu süreci toparlamak. 2-3 gün oldu buraya geleli. 2 gündür de düzenli bir şekilde suyumu içiyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum, sporumu yapıyorum. Dün bayağı bir bisiklete bindim. Akşam yine bisiklete bineceğim. Dün bisiklete binmek beni bayağı yordu. Yani bunu da seninle paylaşayım. Bu ay hiç kilo veremedim. Bu videonun başlığına da böyle bir şey yazacağım. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Şimdi gidiyoruz. Adyar dediğim yere geldim. Şu arkamda da çim biçme makinesi çalışıyor. Çok gürültü geliyorsa sorry. Oturdum böyle sahil kenarına gelip. Bir su falan içeceğim. Birazcık soluklanacağım. Ondan sonra geri döneceğim. Aralıksız koşamadım. Sırtımda çanta olduğu için çok rahat, özgürce koşamıyorum. Ama yine koşuyorum yani. Hani yürüyüşten ziyade koşarak geldim buraya. Koşa koşa buraya geldim. Güneş gözümü alıyor. Saat 1. Çok gürültü geliyor. Bu görüntüleri kullanmak istediğim için kapatıyorum. Eve bayağı yaklaştım. Eve gidince Leslie yapmayı düşünüyorum bir de. Biraz böyle dinlendikten sonra. Akşamüstü de bisikletle küçük bir tura çıkmak istiyorum. Hani burada enerjim o kadar yükseldi ki böyle koşmak falan, hani açıldım diye bir laf var ya. Aynen öyle açıldım ve o yüzden şu anda böyle her günümü buradayken, tek bir spor değildi mesela, İstanbul'dayken sadece Leslie yapıyordum.
ya da yürüyüş yapıp üzerine biraz egzersiz yapıyordum. Tolere etmek istediğim için birazcık daha hızlandırmak istiyorum bu. Hem spor aktivitesini hem yeme içme aktivitesini. Koşarken bu arada Ker Kayas'ın yeni yapmış olduğu Farfara isimli seti dinledim. Muhteşem spor arkadaşı oluyor gerçekten. Şarkılar şahane olmuş. Dinlemek istersen aşağı bu videonun açıklama kısmına SoundCloud'daki setinin linkini bırakıyorum. Mutlaka dinlemelisin. Özellikle yürüyüş yaparken falan çok iyi gidiyor. Şimdi bayağı bir yaklaştım eve. Eve gireyim. Sonra bir elimi yüzümü yıkıp geleyim. Baksana bizim evi dışarıdan göstereyim. Bak Lara'ya bak. Lara'ya bak. Orada camda bekliyor. Bizim evimiz burada böyle. Bizim kayısı ağaçlarımız var bahçemizde. 4 tane. Bir tane erik ağacı var. Arkada galiba hünnap vardı. Arka tarafta. Evimiz böyle. Ev. Yani insan burada mutlu olmazdı. Nerede olur? Bana bunu biri açıklasın. Tabii ki Beşiktaşlı olmanın haklı gururuyla kartalımız. Şu pisiklet. Bu göstermiş olduğum erik ağacı. Başka yok zaten herhalde. Ha, şu var bir de ama bu neydi hatırlamıyorum. Soralım anneme. Anne bu neydi şu? Ağaç mı? Hünnap. Hünnapmış evet doğru söylemişim. Başka yok değil mi? Erik kayısı hünnap. Ha mandalina var bir de. Şu görünmüyordu göstereyim şuradan. Şu arkadaki bu değil. Hatta yaklaşayım şöyle. Böyle bu kayısı. Baksana şeylere. Dur. Çağla. Daha olmamış ama bayağı bir dolu. Bu mandalina. Şu mandalina, şu da mandalina. İki tane mandalina var. Dört tane kayısı, bir tane erik ve bir tane hünnap var. Annem çekirdekten yapmış bunu. Bu da limon, ağaç olacak bu da. Bunu ekeceksiniz iyice büyüyünce. Ya işte burası böyle bir yer. Görmüş olduğun gibi mor bir evimiz var. Terledim ben bayağı bir. Gideyim eve bir soluklanayım, suyumu falan içeyim. Bir bitki çayı bir şey içeyim. Acıkmadım daha. Ondan sonra yine şey yaparız. Akşam dediğim gibi bisikletle şey yapacağız. Fasulye pişiyor, mis gibi kokuyor. Merhaba. Laroş. Kızım. Evet. Bir bitki çayı içeyim. Yarım saatte falan dinleniyorum. Şimdi bir bitki çayı içeyim. Üzerinden biraz daha geçsin. Yeşil bir smoothie yapacağım. Evet. Yine bir smoothie zamanı. Malzemelerimi hazırladım. Hemen göstereyim sana. Burada böyle karışık yeşillik var. İşte ıspanak, yarım demet roka, salatalık. Şu altta biberler var. Taze nane var. Böyle bayağı büyük bir taz. 1,5 dilim ananas. Burada birazcık taze zencefil. Bir tane limon. Kabuklarını soydum böyle. Çekirdekleri varsa sen çıkartabilirsin çekirdeklerini. Burada çekirdek yok gibi görünüyor. Bir tane de yeşil elma. Şöyle suyla karıştıracağım. Şöyle yeşillikleri önce doğrayayım. Bölüyorum 2-3 parça. Maydanoz da varmış bak. Söyleme. Değilsem. Burada sebzeler falan o kadar taze ve şey ki taze ve çok güzel yani. Sebzeler inanılmaz iyi. Buranın pazarında böyle şey hep köylü teyzeler falan var. Çok şeker hepsi. Onlar hep işte kendi böyle bahçelerinde kendi yetiştirdikleri ya da varsa tarlalarında yetiştirdiklerini hep satıyorlar. Yani şu nanenin kokusunu keşke oraya gönderebilsem. Bir geçirelim. Sonra katıları koyarız. Bayağı bir fazla olacak bu. Diğer katıları, elmayı atıyorum. Limon, zencefiller, ananas. Ağzına kadar doldu şu anda. Bunu bir bölmem gerekecek.
Şöyle bir kaba bunun hepsini bir aktarayım. Kalan diğer malzemeleri karıştırıp sonra yine hepsini karıştırayım. Şimdi burada biberlerle şey kaldı, salatalık kaldı. Doğramayı unutmuşum bunları. Hemen 2 dakikada doğrayayım. Smoothie'den önce biraz dolapta çilek vardı, küçük bir kase. O çileklerden yedim. Şöyle şu kadarcık muz vardı, bir de o muzu yedim. Müthiş. Benim smoothie'm oldu. Harika oldu. Yani yaptığım en iyi yeşil sulardandı. Gerçekten. Spor hayatın bir dalıdır. Leslie yaptım. Oh, nasıl parlıyor. Leslie yaptım 5 mil. Kıpkırmızı oldum gördüğün gibi. Hemen hızlıca bir duş alacağım ve kendime geleceğim. Leslie'yi yaptıktan sonra bir duş aldım, geldim. Şimdi bu smoothie'nin içine koyduğum ananasın kabuklarını ayırmıştım. Annem de bundan çay yapmış. İçine maydanoz atmış. Şimdi bir fincan bunu içeceğim. Akşam yemeğinden sonra da bisikletle biraz türlü. Bugün böyle spor patlaması yaşıyorum. Ama her gün bu şekilde yapmayı düşünüyorum buradayken. Çünkü hem insanın ruhuna çok iyi geliyor. Hem böyle için rahat başta yastığa başını koyuyorsun. Şu anda da bahçede oturuyoruz anneciğimle. Burası gerçekten anlatamıyorum yani, konuşmuyorum. Yani ne kadar geçiyor buranın enerjisi oraya bilmiyorum ama burası gerçekten çok güzel bir yer. Yani böyle, şimdi çayımı içeyim, akşam yemeğini göstermek için yine gelirim. Aa, bisikletle de çıkacağız zaten. Daha görüşürüz yani. Telefonumu birazcık kadına vereyim. Bütün gün kilitledim telefonunu. Kameramın şarjını da Kerkayas göndermeyi unutmuş kargoyla. Yarın gönderecekmiş. Bakalım böyle. Hadi görüşürüz. Evet, akşam yemeği yiyoruz şimdi. Bir kase tavuk suyuna yoğurt çorbası. Yayla çorbası, naneli. Yemek olarak da böyle annem enfes bir etli yaprak sarma yapmış. Yanında da zeytinyağlı fasulye. Şöyle bir lavaş var, tam buğday lavaş. Bu kadar. Evet, ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bisikletin sesinden de çok gürültülü gelmiyordur umarım. Şu an böyle tam akşam olmak üzere. Güneş battı. Alacakaranlık. En sevdiğim. Böyle bisikletle bir yarım saat falan turlayacağım. Ne kadar görünecek bilmiyorum ama ben şu an böyle sahile geldim. Burada birazcık böyle dalgaların sesini dinleyip meditasyon yapacağım kendi kendime. Ondan sonra da yine bisikletle böyle yavaş yavaş turlaya eve döneceğim. Zaten bugün çok güzel spor yaptım. Çok verimli geçti her şey. Umarım beğendiğim bir video olmuştur. Bir önceki videoda ses sorunu varmış galiba birazcık. Kerkayas'tan rapor istedim. O da sesler birazcık karışıyor falan dedi. Umuyorum bu videoda o tarz bir sorun olmamıştır. Her şey çok güzel görünüyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.